Yani The Economist dergisinin kapağında Wi-Fi tabancadır yani. ama biz bunu görmek, duymak, bilmek istemiyoruz hmm. ya da bir başka e, sayısının kapağında e, bir gökten uzanan bir el hmm. bir insanın boynuna bir tasma takmış eh. adamın yüzüne maske takmış adamın eline bir ip vermiş o da bir köpeğe tasma takmış ve köpeğe maske takmış. Hı. Ve başlık. Her şey kontrol altında. Siz göklerden gelen bir karar vardır diyorsunuz. O da buluttan gelen bir karar vardır diyor. Hı. Yani e, bulut teknolojisi artık Starlink'ler ve 5G'lerle ben istediğim noktayı dinlerim. Hı. İstediğim noktayı berhava ederim diyor. Bir siber savaşın içindeyiz. Ve siber işgal süreci yaşıyoruz. Ve tabi toplumları bu gibi durumlarda başka şeylerle ilgilendirmek için Kibrit'i gözünüze çok yaklaştırırsanız arkasında bir ormanı kaybedersiniz. İşte Covid gerekir bize. O da yetmez. Şimdi yeni tartışmalar var ki yazımda da o konuyu işlemeye çalıştım. Sepsis. Zaten tamam. biz bunu 9 ay önce yazmıştık. 9 ay önce değil ta 5G virüsü kurarken başına 5G'yi koymuştuk. Starlink'leri konuşuyorduk. Hatta yıllar öncesinden Aref bombasından söz ediyorduk. Biliyorsunuz uykusuzun kapağıydı. Hı -hı. Onları konuşuyorduk. Ama şimdi geldiğimiz noktada Bugün Covid gerekçesiyle daha doğrusu Covid etiketiyle etiklenen, etiketlenen ölümlerin yüzde otuzunun sepsis. Nedir sepsis? Arif. Aa. Evinizdeki Wi-Fi ilk cümlem neydi? Hmm. Ekonomistin kapağındaki neydi o? Maske takımı Wi-Fi. Wife. silahtır evet. evet. Wi-Fi bir hmm. silahtır. İstedikleri noktayı havaya uçurabilirler. İstedikleri kişiye hmm. ya da hayvana ya da bitkiye zarar verebilirler. Öh, ya zarar vereni bırak öldürebilir hiç. Evet. Şunu mu